Hazır. Maçın ritmini, nabzını, tansiyonunu tutmaya başladı diyelim. İşte stat görüntüsü arkada Emre Kaplan. O da bizlerle birlikte. Sevgili Emre'den Galatasaray Karagümrük maçı öncesi son gelişmeleri alalım. Ömer Saraç, teşekkürler. Biz de Nef Stadyumundan mutlu günler, yayınlar dileyelim. Hem size hem Serdar ve Savaş abiye, onların da hem mübarek Ramazan bayramını hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlayalım. Galatasaray Karagümrük maçı öncesinde Nef Stadyumundayız. Şu an itibariyle oldukça güzel bir hava olduğunu söyleyelim. Nef Stadyumu çevresindeki alışılageldik rüzgar dışında güzel bir bahar gününü, güzel bir bayram gününü, aslında çifte bayramı birlikte yaşıyoruz. Galatasaray tabii bu iki bayramın yanı sıra bugün de kazanarak bu sayıyı 3'e çıkarmak istiyor. Bayramların sayısını 3'e çıkarmak istiyor. Hafta içerisinde Okan Hoca da bu yönde bir açıklama yapmıştı. Biz de ona atıfta bulunmuş olalım. Sarı Kırmızılılar'da tabii duruma en çok merak edilen isim, hafta boyunca en çok konuşulan oyuncu. Alanya Spor maçının belki de hatta 45. dakikasından itibaren durumu merak edilen isim Mauro Icardi. Hafta boyunca tedavisi devam etti Mauro Icardi'nin. İstanbul'a geldikten sonra çarşamba günü tetkikleri yapıldı. Arka adalesinde orta düzeyde bir zorlanma tespit edilmişti. Perşembe günü ve cuma günü yoğun tedaviler geçirdi. Dün de son antrenman öncesinde yine bir tedavi uygulandı kendisine ve uzun, yaklaşık 3-4 saatlik bir tedavi programı uygulanmıştı. Ardından son taktik antrenmanda bireysel olarak bir çalışma gerçekleştirdi. Şut çalışması ve bireysel çalışma gerçekleştirdi Mauro Icardi. Bu maça yetişmesi beklenmiyor. Aslında Arjantinli oyuncunun oynama konusunda ciddi bir isteği var, ciddi bir iradesi var ama oyuncuyu da kalan haftalar öncesinde riske etmek istemiyor teknik heyet. Bu nedenle karşılaşmada bugün forma giymesini beklemiyoruz. Icardi'nin yerine ise bugün Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo bu kez forvet hattında, santrfor mevkiinde görev alacak gibi gözüküyor. Hemen muhtemel 11 üzerinden bu durumu ifade etmeye çalışalım. Galatasaray bu kritik karşılaşmada nasıl bir 11 ile sahada olacak, bunu paylaşalım. Kalede Fernando Muslera olacak Galatasaray'da. Savunmanın sağında Sacha Boye, solda Adekupe stoper ikilisi Nelson Abdülkerim. Orta sahanın merkezinde yine klasik ikili Torreira Oliveira, onların önünde 10 numara pozisyonunda Dries Mertens olacak. Sağ tarafta Raşit Sağ, solda Kerem Aktürkoğlu, ileride de az önce ifade ettiğim gibi Nicolo Zaniolo şeklinde bir ilk 11 ile Galatasaray bu mücadelede sahada olacak. Son 18 maçının 17'sini kazandı Sarı Kırmızılar. İç sahada 10 maçlık bir galibiyet serisi var ve zirve yarışında, artık şampiyonluk yolunda son 7 sınavdan bir tanesi, son 7 sınavdan ilki Sarı Kırmızılar adına mücadele saat 19'da başlayacak. Şu an itibariyle sakin bir atmosfer var. Zaten bizim bulunduğumuz bölge taraftarların çok fazla vakit geçirebildiği ya da toplanabildikleri bir bölge değil ama yine de tabii bayram günü belki maça daha yakın saatlerde taraftarlar gelmeyi tercih edeceklerdir ama mücadele kapalı gişe oynanacak. Yine 45 bin üzerinde taraftar bugün bekleniyor Sarı Kırmızılı takımı desteklemek üzere. Biz de gün boyunca buradan yansıyan tüm detayları, iki takıma dair gelişmeleri ve atmosfere dair görüntüleri aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size bırakalım. Sevgili Emre, şöyle bir soru da sana sormak istiyorum. Akşam taraftarın maçla ilgili, 23 Nisan'la ilgili bir koreografisi olacak mı? Bu konuda bir bilgin var mı? Şu anda ekrana tam olarak yansımıyor olabilir bulunduğumuz bölgeden ama stadın ön tarafında, bilmiyorum Barış gösterebilir mi? Biraz ağaçlar şu an bizim bulunduğumuz bölgede kapatıyor. Barış'a sordum, zorlanabileceğini ifade eden bir jestte bulundu. Tam gösteremeyeceğiz belki ama stadın ön tarafına bir pankart asıldı. Cumhuriyet'in Galatasaraylı çocukları diye, 23 Nisan'ı kutlama amaçlı. Yine tribünlerde de bugünün anlamını ifade eden, bugünü gururla, mutlulukla anan birçok pankartın hazırlandığını söyleyelim. Özel bir koreografi olarak değil belki ama pankartlarla ve buraya gelen taraftarların getireceği bayraklarla birlikte 23 Nisan güzel bir şekilde kutlanacak. Güzel de bir bahar havası olduğunu söyledik. Gerçekten çifte bayram, futbolla birlikte, bugünkü maçla birlikte aslında belki de 3 tane bayramı hep birlikte burada Galatasaray taraftarları yaşayacaklar. Emre Kaplan, çok teşekkürler. Gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. Galatasaray taraftarında tabii ki bu akşam yine özel etkinlikleri olacağını söyleyelim. Sevgili Emre de söyledi. Şimdi sohbete devam edeceğiz Beşiktaş-Ümraniyespor maçıyla ilgili ama şöyle haftanın maçlarına bir bakalım. Devam eden maçlara da, sonuçlanan maçlara da bir bakalım. Inter, Empoli'yi 3-0 deplasmanda mağlup etti ki Inter Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde yarı finale yükselmişti. Inter'in galibiyet serisi ve tabii ki bu moralli durumu lige de yansımış durumda.
Kasımpaşa Konyaspor karşısında 2-1 geride. Şöyle bir dakikaya baktığımda duraklama anlarında olduğunu maçın görüyorum. 90+1 tamamlanmak üzere +4 işaret edilmişti. Konyaspor son bölümde 2-1 önde. Bodrum Spor eksik Denizli Spor karşısında 1-0'la maça devam ediyor. Samsun Spor Keçiören Gücü karşısında 4-1 önde. O maç artık tamamlanmak üzere ve günün gollü maçlarından birisi Çaykur Rizespor Gençler Birliği karşısında 5-3 önde. Reims sahasında Strasbourg'a karşı 2-0 geride, günün yine sürpriz denilebilecek skorlarından birisi. Basel-Luzer maçı 0-0. Onun dışında Valencia-Elche deplasmanında 1-0 öndeki Valencia için de çok kritik bir maç olduğunu söyleyelim. Genel programı da bir bakalım. Go Ahead Eagles 15.30'da Fortuna Sittard'da oynayacak. Eredivisie'de ve 15.30'da PSV Eindhoven Ajax maçı, yine zirveyi Hollanda'da yakından ilgilendiren maçlardan birisi. Fransa'da 16 seansında Ajaccio, Brest, Lorient, Toulouse, Nantes, Troyes ve Nice, Clermont maçları oynanacak. 16 değine Bournemouth'la West Ham United Premier Lig'de, aynı saatte Newcastle United'la da Tottenham Hotspur karşı karşıya gelecek. Biz zaten skorlar oldukça, goller oldukça, gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Gözüm tekrardan bir Kasımpaşa Konyaspor maçında 90+3 oynanıyor. Bir sayfamız daha var. Serie A'yı görüyoruz o sayfanın başında. Monza, Fiorentina ve Udinese Cremonese maçları saat 16'da. Süper Lig'de Adana Demirspor, Yukatel Kayserispor maçı yine 16'da. Almanya'da hem zirveyi hem düşme hattını yakından ilgilendiren bir maç, Freiburg-Schalke maçı 16.30'da. La Liga'da Barcelona-Atletico Madrid dev bir maç 17.15'te. İsviçre'de Lugano-Sion maçı 17.30'da. Yine Zürich-St. Gallen maçı 17.30'da. Lider Feyenoord hafta içi Roma'ya Avrupa Ligi'nde elenmişti. Onlar ligde artık şampiyon olmaya yıllar sonra gelecek şampiyonluğa bakacaklar. Utrecht'le oynayacaklar De Kuip'te maç 17.45'te ve Montpellier'de sahasında Rennes'i 18.05'te konuk edecek. Zaten dediğim gibi goller oldukça sizlere geri döneceğiz ki Avrupa'da da aslında bugün güzel bir programın olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi